Değerli konuklar, her şeyden önce bu anlamlı günde hepinizi burada görmek bizi son derece mutlu kılıyor. Biliyorsunuz dün akşamdan itibaren biz Büyükelçiliğimizin Facebook sayfasında, web sayfasında atamızla ilgili olarak, 10 Kasım'la ilgili olarak bazı paylaşımlarda bulunduk. Maalesef bazı çevreler tarafından bu paylaşımlarla ilgili olarak olumsuz yorumlar da aldık. Geldiğimiz noktayı gösteriyor. Hangi çevreler olduğu malumunuz. Dolayısıyla ben bu 10 Kasım'a çok büyük önem atfediyorum. Atatürk'ün ne anlama geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne anlama geldiğini sizlere, hepinizin belki 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene yaşınıza göre bilmenize rağmen, okullarda öğretilmesine rağmen bazen halen, dün akşam da gördüm, bu sabah da gördüm, anlayamamış, garip yorumlarda bulunan bireylerle karşılaştık. O yüzden biraz uzun tutacağım, bazı mesajları vermeye çalışacağım. Amacımız şudur, Atatürk'ün kendi deyimiyle önemli olan anlamak, idrak etmek. Neyi ne için yaptığını anlamaktır. Dediğim gibi üzüldüm, hakikaten üzüldüm. Yani şu günde Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu bu birlik ve beraberliğin çok önemli olduğu bu günlerde hala böyle yorumlarla karşılaşmak beni çok üzdü açıkçası. O yüzden dediğim gibi birazcık uzun tutacağım. İzninizle başlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 95. yılını kutladığımız, hepinizi aramızda gördüğümüz 29 Ekim kutlamasının ardından, devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılındayız. 10 Kasım'ların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, 57 yıla neler sığdırdığını hepimiz biliyoruz. Mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bunu ben dün gece bir kere daha müşahede ettim maalesef. Bu meyanda atamızın bize ve ülkemize kazandırdıklarının mutluluğu ile yeni bir 10 Kasım'ı yaşıyoruz. Yüce Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümünde her 10 Kasım'da olduğu gibi kendisini bu yılda yine sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada adeta ateşten bir çember var. Milyonlarca konuğumuz var. Hepimiz barış ve bağımsızlık diyoruz. Bunları hepsinden daha da fazlasını belki de 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Birliğimize ve beraberliğimize, cumhuriyetimize ne kadar sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini anladık. Bu derin sarsıntıdan geçen Türk ulusu olarak Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımıza minnet ve şükran duygularımız artarak büyüyor. Çanakkale'de de bu böyleydi, 15 Temmuz'da da bu böyleydi. Bilindiği gibi 19. yüzyıl Avrupa'nın ekonomi, hukuk ve eğitim alanlarında büyük atılımlar yaptığı bir yüzyıldı. Avrupalı aydınlar ve yöneticiler kendi toplumlarını 19. yüzyıldaki büyük gelişme ve dönüşümlere öncülük yaparak geçirdiler o süreci. Bizde ise belki de 200 yıldan beri, 250 yıldan beri süren bir durağanlık vardı. Ve o aydın geleceği maalesef yakalayamadık. Bu nedenle Osmanlı aydınımı ve yönetimi çağın dinamiklerini ve dönüşümlerini bilinçli bir şekilde tanımak ve çağla barışmak açısından yeterli düzeye gelemediler. Ve maalesef ülkenin %96'sı okuma yazma bile bilmiyordu. Bu çok önemli. Bir ülkenin %96'sı okuma yazma bilmiyorsa belli bir yere gelmemişiz demektir. Mustafa Kemal Atatürk ise Türk Devleti'nin ulaşması gerektiği aşamayı
20. yüzyılın başlarında şaşmaz bir sezgiyle görerek, yaşamda en gerçek yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunu vurguladı. Bugün burada öğretmenlerimiz var. Bugün burada Manas Üniversitesi'nin değerli hocaları var, rektörleri var. Bilim, teknoloji, ilim. Bunlar Türkiye'nin, Cumhuriyet'in gerek o günleri, gerek bugünleri için en önemli, altını çizmemiz gereken olgularıdır. Şimdi bundan sonraki aşamada ne dedi atamız? Büyük davamız en medeni, en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir dedi. Bunu da 1920 ve 1938 yılları arasında sağlanan gelişme ile sağladıklarını görüyoruz. Çok önemli atılımlar yapıldı. Çok önemli reformlar hayata geçirildi. Amacımız neydi? Muasır medeniyetin üzerine çıkmaktı. Bu hedeften şaşmadan azimle çalıştılar. Hepsi meclis olarak çalıştılar, ordu olarak çalıştılar, bürokrat olarak çalıştılar, efendiler diye hitap ettiği halk olarak çalışıldı. Atatürk belki halife ve padişah olabilirdi. Belki bu yönde ilerleyebilirdi. Belki bunu zorlayabilirdi. Ama yapmadı. Cumhuriyeti kurdu. Bu çok önemlidir. Bunu çok iyi algılamak gerekir. Yalnız 10 Kasım'larda değil, her daim Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar hatırlanmalı, konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi, Atatürk ve arkadaşlarının ve bugün de yaşadığımız içinden geçmekte olduğumuz süreçte hepimizin stratejileri, hedefleri bağlamında çok önemlidir. Edebiyata intikalinin 80. yıl dönümünde Atatürk'ü anarken aslında tek yapmamız gerekenin onu anlamaya çalışmak olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Büyük Millet Meclis Salonu'nda milletvekillerine okuduğu ve tek tek belgelere dayandırarak 15-20 Ekim 1927'de Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattığı nutuk. Arkadaşlar, genç arkadaşlar, nutuğu okumanızı tavsiye ederim. O kadar çok paralellikler bulacaksınız ki günümüz Türkiye'siyle, yaşanmakta olduğu, coğrafyamızda yaşanmakta olduğu hususlarla, 15 Temmuz'dan geçtiğimiz süreçte benzer paralellikler bulacaksınız. Ve nasıl bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi bir Kurtuluş Savaşı'nın benzerini yaşadıysak, yaşıyorsak, o dönemde de belki daha da ağırını yaşadık. Paralellikler var. Osmanlı Devleti'nin temelleri ise o dönemde çökmüştü. Kendi deyimiyle söylüyorum nutuktan. Ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı. Kayıtsız, bağımsız, şartsız Türk devleti. Bugün içinde ne kadar geçerli bir husus. Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tüm istiklale sahip olmakla gerçekleşebilir. O halde ya istiklal ya ölüm. Bugün için de geçerli laflardır bunlar. Dolayısıyla onu anlamak, bugüne paralellikler kurmak çok önemlidir. Ülke gerçeklerinin acımasızlığına rağmen böylesine güçlü bir inançla zafere odaklanıp ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşları tüm dünyaya meydan okuyarak dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kurtuluş destanı yazmışlardır. Bugün de yaşadığımız zorluklar içerisinde aynı destanı yazmak için tekrar yola çıkıyoruz. Yanan, yıkılan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ruhla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdular. Askeri dehası ile düşmanlarını dize getiren Mustafa Kemal, devlet adamlığındaki üstün kabiliyetiyle dünyanın hayranlığını kazandı. Diplomatik başarılarıyla ise kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünya ülkeleri arasında saygın bir konuma kavuşturdu.
Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından peş peşe gerçekleştirdiği devrimlerle ulusumuza yepyeni ufuklar açmıştır. Dün bazı yorumlar aldık. O yorumlarda neler yapıldı ki bu kadar ön plana çıkartıyorsunuz gibi. Çok şaşırdım, çok üzüldüğüm yorumlarla karşılaştım. Cumhuriyet devrinde Türkiye'nin kalkınması, uygar uluslar düzeyine ulaşabilmesi için bir takım yenilikler yapılması gerekiyordu. Cumhuriyet'in ilanından sonra başlayan bu yenilik hareketleri bugüne kadar devam etti arkadaşlar ve devam etmektedir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra saltanat usulüne son verildi. Halifelik kaldırıldı. Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderildi. Türk ulusu bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde duracaktı. Halifeliğin kaldırılmasıyla din ile dünya işleri birbirinden ayrıldı. Eski şeriye mahkemeleri kaldırıldı. Vatandaşlar arasında ayrılık gözetmeden herkesin eşit bir şekilde adli makamlara başvurabileceği adalet dağıtan Cumhuriyet Mahkemeleri kuruldu. Avrupa kanunları örnek alınarak medeni kanun hazırlandı. Sosyal hayatımız bir düzene girdi. En önemlisi kadın ile erkek artık eşitti. Ne yapıldı ki Türkiye'de? Ne yapıldı ki devrimlerde? Kadın ile erkeğin eşit bir hale gelmesi, bunu hala idrak edemeyenler var. Osmanlı devrinde kadınlar politikaya karışmazlar, iş hayatının ne olduğunu bilmezlerdi. Erkekler dışarıda çalışır, kadınlar ise evlerinde ev hanımı olarak kalırlardı. Sadece ev işleriyle uğraşırlardı. Kadınlar memur olamazlardı. Dernekler kuramazlardı. Seçme ve seçilme hakları yoktu. Ne mi yapıldı? Bunlar yapıldı. Şimdi devrimlere baktığınız zaman 1925'te kılık kıyafet kanunuyla herkesin sadece kendi yöresi, kendi dergahı, kendi tekkesi, kendi dini inanışı şeklinde giyinen bir Türkiye'den kılık kıyafet kanunuyla herkesin eşit olduğu bir kanun da çıkartıldı. Eğitime gelelim. Osmanlı İmparatorluğu devrinde 1839'dan sonra Rüşdiye, İdadi, Sultani adıyla bir takım orta okullar açılmıştı. Fakat bu okulların yanında yine eski usul öğrenim yapan, öğretim veren medreselere devam ediyordu. Medreselerin Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ne hale geldiklerini, neyi ön plana çıkarttıklarını ve ülkenin bütünlüğü bağlamında ne aşamaya geldiğimizi son dönemini iyi incelersek göreceksiniz. Şimdi modern okullar açıldı. Öğretim, eğitim ile ilgili olarak büyük reformlar hayata geçirildi. Arap harfleri kaldırıldı. Halkın okuyabileceği Türk harflerine geçildi. 1928. Günümüzde basit bir F klavye, Q klavye ayrımı sebebiyle bile teknolojiye ulaşmakta zorluk yaşadığını belirtiyoruz. Teknolojinin tamamen Batı dünyasından gelen, Avrupa'dan gelen bir devirde Arap alfabesinden kurtularak teknoloji üreten ulusların harf sistemini kullanmaya başlamakla okuma yazma oranı, %96 oranında okuma yazma bilmeyen bir halktan bugünlere geldik. Eskiden sadece İstanbul'da bir üniversitemiz vardı. Bugün neredeyse her vilayetimizde birden çok üniversitemiz var. Cumhuriyet devrinde Ankara'da, İzmir'de, Erzurum'da, Trabzon'da üniversiteler kuruldu. Yurdun birçok yerlerinde yüksek okullar açıldı. Memleketin ekonomik kalkınmasına paralel olarak birçok yerde teknik okullar kuruldu. Şimdi bundan sonraki aşamada ne oldu? Ekonomik alanda yaptırımlar geldi. Bu arada tekke ve zaviyeler kapatıldı. Dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. En büyük reaksiyon nereden geldi biliyor musunuz? İngiltere'den geldi. Bunu unutuyor herkes. Biraz önce medreseler dedim. Şimdi tekke ve zaviyeler diyorum. En büyük tepki nereden geldi biliyor musunuz? Avrupa'dan geldi. İngiltere'den geldi. Bunu düşünmek, bunu anlamak, belki gerekiyorsa bugüne uyarlamak lazım arkadaşlar.
birlik, beraberlik çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında 15 yıl gibi kısa bir sürede kurduğu çok sayıda fabrika, kurum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla büyümesine ve sağlam temeller oturmasına sağladılar. Nitekim tarımda, sanayide, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve savunma sanayinde muasır ülkelerin gerisinde kalmış olan, %96'sı okuma yazma bilmeyen ve işgal altında kalan Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını takiben 15 yıl içerisinde yaptığı atılımlar herkesin takdirini kazanmıştır. Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasında bütün bağımsızlığından mahrumiyet demektir. Bunu söyleyen Mustafa Kemal Atatürk. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğini yaptığı o dönemde kurulan bütün kurum, kuruluş ve fabrikalara baktığımızda Anadolu Ajansı kuruluyor, şeker fabrikaları kuruluyor, İş Bankası kuruluyor, Ankara Fişek Fabrikası, Gölcük Dershanesi, Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor, Orman Çiftliği, Ankara Hukuk Fakültesi, her türlü mensucat fabrikası, şeker fabrikaları, tarım satış kooperatifleri, köy öğretmen okulları. Bu arada tren hatları yapılıyor. Osmanlı döneminde yapılanın neredeyse iki katı. Ve bu arada biz borç ödüyoruz. Borçlarımız da Avrupa'ya, bütün diğer ülkelere Osmanlı'dan kalan bakiyeyi 1954 yılına kadar ödeyerek bu cumhuriyet bu noktalara geldi. Borçlanmıyoruz. Borç ödüyoruz. Ve aynı zamanda bu fabrikaları kuruyor. Ve aynı zamanda bugün de konuşulan İstanbul Rıhtım Şirketi'ni yabancılardan satın alıyor. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nü kuruyor. Devlet Hava Yolları'nı kuruyorlar. Petrol Arama ve Şirketi'ni kuruyorlar. Türk Tarih Kurumu'nu, Türk Dil Kurumu'nu kuruyorlar. Sümer Bank'ı kuruyorlar. Neler yapıldı diye soranlar vardı dün akşam. O yüzden biraz uzun tutuyorum. Geçenlerde biliyorsunuz Nuri Demirağ uçak fabrikasından bahsediliyor, değil mi? Kimin zamanında kuruldu? Kim kurdurttu? Milli egemenlik ve bağımsızlık ne demektir? İzmir Hava Gazı Şirketi yabancılardan geri satın alınıyor. İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan geri satın alınıyor. Sivas Çimento Fabrikası kuruluyor. Ziraat Okulları, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Uluslararası İzmir Fuarı, Merkez Bankası kuruluyor. Devlet İstatistik Enstitüsü kuruluyor. Bunları anlatmak daha da uzatabilirim. Hepsini biliyorsunuz. Fakat geldiğimiz noktada şu önemli. 1924'te Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar, yabancılara verilmiş bütün hak ve imtiyazlar Atatürk döneminde kaldırılıyor. Bu çok önemli. Bağımsızlık işte budur. Atatürk döneminde devletin kendi gelirleri ve maliyesi, ülkenin ticari ve sanayi etkinlikleri üzerinde kayıtsız ve koşulsuz egemenliğini sağlamıştır. Bağımsız ve milli bir ekonomi benimsenmiştir. Ve bu sürdürülmüştür. Şimdi tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir diyor Atatürk. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak mahiyet alır. Çok doğru. O yüzden nutuğu kendi yazıyor, kendi kaleme alıyor. Değerli konuklar, yaşamı boyunca her adımını dikkatle, toplumun duyarlılıklarından kopmadan, dünyadaki gelişmeleri izleyerek ve Türk ulusunun desteğini daima yanında hissederek attı Atatürk. Her konuya her daim genç, dinamik ve cesur bir zihniyetle yaklaştı. Öncülük etti ve bizlerin ulu önderi oldu. Zafer kazanmış bir komutan olmasına rağmen yurtta barış, dünyada barış sözleriyle barışın vazgeçilmezliğini haykıran bir liderdi. Zaferle taşlanan Kurtuluş Savaşı'nın sonunda kendisine "Başardınız paşam" diyenlere "Asıl mücadele şimdi başlıyor" dedi. Bir asker olarak Kurtuluş Savaşı'nı kazanmanın verdiği, paşa olmanın getirdiği rahatlığı "Hayır" dedi. "Şimdi başlıyoruz." Türk ulusunun aydınlanma sürecini başlattı.
barış içinde büyümesini, gelişmesini istediğimiz Cumhuriyetimizi gençlere emanet etti. Yaşamı boyunca her fırsatta çocuklara, gençlere seslendi. Onlara bayramlar armağan etti. Yurt gezilerinde daima yanında gençlere yer verdi. Ulu Önder Atatürk, gençliğe olan inanç ve güvenini benim en büyük eserim dediği Cumhuriyeti ey yükselen nesil, yeni nesil. İstikbal sizindir, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz sözleriyle taşlandırdı. Saygıdeğer konuklar, Atatürk'ü anmak üzere toplandığımız bu anlamlı günde, onu anmanın en doğru yolu, başta da söylediğim gibi, onu iyi anlamak, iyi okumak ve sözlerini doğru yorumlamaktan geçer. Bugün barış içinde bu güzel ülkemizde yaşayabiliyorsak, bugün de reformlarımızı hayata geçirebiliyorsak, kadını ve erkeğiyle omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda, dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak, tüm bu güzel duyguları ona ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran ve halen canları pahasına bu ülkeyi savunan kahramanlarımıza borçluyuz. Bu borcumuzu ödemenin tek yolu da çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Hepimize düşen görev, ülkemizi barış içinde muhafaza ederek dünyanın gelişmiş ülkeleri düzeyine çıkartmak ve aşmaktır. Bizim artık hedefimiz sadece onlara ulaşmak değil. Onları aşacağız. Daha iyisini yapacağız. İşte bu duygularla Büyük Atatürk'ü Edebiyatı İntikali'nin 80. yıl dönümünde burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle anlamlı bir törene ev sahipliği yapabilmenin onuru ile sizlerin huzurunda bir kez daha eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman arkadaşlarını minnetlerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Onun gösterdiği yolda aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleme kararlılığımızla emanetin bekçisiyiz diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimizin anneleri, babaları, dedeleri, nineleri kurdu. Atatürk'le birlikte hareket ettiler. Yemen'de öldüler, Trablus'ta öldüler. Türkülerimizi biliyorsunuz. Varna'da öldüler, her tarafta öldüler. Ülkemiz için. Sonuçta evet, bir avuç kalmıştık belki de Türkiye'de, Anadolu'da. Ama Atatürk gibi bir liderimiz çıktı. Yaptıklarını okumak, onu anlamak hakikaten önemlidir. Reformlarını anlamak, devrimlerini anlamak hakikaten önemlidir. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. Halkımız aynı tepkiyi verdi. Dolayısıyla o gün yaşananları ve dış boyutunu da dikkate alarak bugün de hem içeride hem dışarıda çok dikkatli olmalıyız. Türkiye her zaman ilelebet yaşayacak. Nasıl Atatürk ilelebet yaşayacaksa ülkemiz Türkiye'de yaşayacaktır. Cumhuriyet'te yaşayacaktır. Hep birlikte daha fazla çalışacağız. Hepinizle biz burada gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimizle, Manas Üniversitemizle, öğrencilerimizle, tüm arkadaşlarımızla. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için canı gönülden hepinize çok teşekkür ediyorum.